Libya'da neredeyse bir iç savaşı andıran çatışma günlerinin ardından toplumsal uzlaşı sağlanması mümkün mü? Sorunun yanıtını şu anda pek kimse bilmiyor ama Libya'da iki kentin hikayesi bunun ne kadar zor olacağının bir göstergesi. Savaş sırasında Kaddafi karşıtlarının elinde olan Misrata ve ona 50 kilometre uzaklıktaki Kaddafi güçlerini destekleyen Taverga. Rejimin devrilmesinin ardından Misratalı milisler Taverga kentini ele geçirmiş 30 bin kişi kentten zorla göç ettirilmişti. Bugün hem Misratalılar hem de Tavergalılar yaşadıkları acılardan birbirlerini sorumlu tutuyor. Tavergalılar birer iç mülteciye dönmüşken Misratalıların acısı ve öfkesi de kolay kolay dinmeyecek gibi. Taverga'da silahların susması ardından kentte sessizliğe büründü. Misratalı milisler kentin adını bile tabelalarda karalamışlar. Taverga'yı haritadan silmek ister gibi. Bir zamanlar 30 bin kişinin yaşadığı kentte tek bir kişi yok bugün. Eski rejim Libya'daki ayaklanmayı bastırmaya çalışırken Taverga, Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin üssü olarak kullanıldı. Kaddafi birlikleri yenilince tüm Tavergalılar da kenti terk etmeye zorlandı. Binaların çoğu yağmalanmış, ateşe verilmiş. 50 kilometre uzaklıktaki Misratalı milisler Tavergalıların geri dönmesini engellemek için hemen her gün kenti kontrol ediyor. Terk edilmiş bir kentin boş sokaklarında Kaddafi rejiminin izlerini görmek hala mümkün. Yeni Libya hükümeti bir ulusal barış sağlama isteğinde ancak bunu savaşın her iki tarafının da büyük acılar yaşadığı Tavergada yapmak kolay değil. Misrata'daki hapishanelerden birinde omuz omuza saf tutanların büyük bir bölümü tavergalı. Şimdi durumlarının iyi olduğunu söylüyorlar. Ama geçmişin izlerini bedenlerinde görmek mümkün. Kadafi'ye karşı çıkan Misrata aylarca kuşatma altında kaldı. Binden fazla kişi öldü, 200 kişi hala kayıp. Bu süreçte yanan, yıkılan binaların ardında pek çok yıkılmış hayat da var. Bu bir özgürlük şarkısı. Zafer yakın diyor şarkının sözleri. Ancak zafer ağır bir bedelle geldi. Misrata'nın çocukları hala yaşadıklarının etkisi altında. Bu tür aktiviteler çocukların rehabilitasyonuna yardımcı oluyor. Hepsinin boynunda kaybettikleri yakınlarının fotoğrafları asılı. Çizdikleri resimlerle eski lider Kaddafi ile alay ediyorlar ve yaşadıkları nedeniyle ne Kaddafi'yi ne de Tavergalıları affediyorlar. Misrata ölenleri gömdü. Ancak yaşadıkları acılar, Tavergalılara öfkeleri gömülmeyecek kadar büyük. Sayısı belli değil ama çok sayıda kadın tecavüze uğradı. Burada affedilmeyen, konuşmaya bile çekinilen bir suç tecavüz. Tecavüze uğrayanlar sadece kadınlar da değil. Toplu halde insanlık suçu işlemekle suçlanan Tavergalılar şimdi kendi ülkelerinde mülteci konumundalar. Tavergalıların yakın zamanda kente geri dönmesi kolay değil. Ancak evlerinden uzakta olsalar da en azından burada daha güvenli olduklarını düşünüyorlar.